ABD'li uçak üreticisi Boeing, en çok satan modeli ve dünyada en fazla uçan tek koridorlu uçak olan 737'nin yeni versiyonunu üretiyor. Boeing yaklaşık bir yıl önce duyurdu, 737 Max için geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Gelin, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de düzenlenen Farnborough Air Show'da büyük miktarda sipariş alan 737 Max'i daha yakından tanıyalım. 737 Max modeli, yeni nesil 737 serisinin özelliklerine ek olarak yeni bir motora sahip olacak. 737 Max'lara takılacak CFM International'ın son teknolojiye sahip Leap 1B motorları, ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayacak. 737 Max. Yeni motoru 737 Max'i daha verimli ve daha sessiz bir uçak haline getirecek. Verimlilik günümüzün en önemli sorunu. Çünkü yakıt hava yollarının ekonomisindeki en olağan dışı faktör olarak öne çıkıyor. Yakıtın bir galonu 3,5 sent. Ve bu motor %12 daha az yakıt tüketimi yapacak. Bu da milyonlarca dolar tasarruf anlamına geliyor. Bu yeni motorun ikinci avantajı ise uçağın çok sessiz olmasını sağlamak. Boeing, 737 Max ailesinde farklı bir winglet tasarımı yaptı. Havacılık sektörünün 737'lerde alıştığı yukarı doğru kıvrık kanat ucu tasarımına aşağı doğru 1.4 metrelik bir parça eklendi. Boeing bu tasarımla %8 yakıt tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Boeing, 737 Max'in önceki modellerine ve gelecekteki rakiplerine oranla daha uzun menzilde uçup daha yüksek gelir elde edilmesini sağlayacak maksimum kalkış ağırlığı konusundaki hedeflerine de ulaşmış durumda. 737 Max modelleri, yeni nesil 737'lerden ortalama 740 ila 1000 kilometre daha fazla uçacak. 6480 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacak olan 737 Max ailesiyle hava yolları tek koridorlu uçak segmentinde daha farklı pazarlara ulaşabilecek. Yeah. Boeing 737 Max'in koltuk başına daha az olan uçuş ağırlığı beraberinde bakım maliyetlerini de düşürecek. Boeing, 737 Max'in gelecekteki rakibi A320neo'ya oranla koltuk başına %8 daha düşük işletme maliyeti sunmasını sağlayacak. Max'lerin kabin içinde ise 787 Dreamliner için tasarlanan Sky Interior konseptinden esinlenildi. Gelecekteki uçağımız 737 Max olacak. Bugüne kadar 737'deki Boeing Sky Interior konsepti pek çok müşterimiz için opsiyonel bir özellikti. Ama 737 Max'ten itibaren Sky Interior standart olacak ve her uçakta bulunacak. 737 Max, Sky Interior konseptiyle daha ferah bir kabine sahip olacak. Pencereleri büyüyen, başüstü dolapları genişleyen yeni tasarımda özel aydınlatmayla yolcular yorulmadan uçacak. Boeing 737 Max serisi bir yılda 18 müşteriden 1200'ün üzerinde taahhüt ve sipariş aldı. 737-7-8-9 Max olarak 3 modelde üretilecek yeni uçağın ilk uçuşunun 2016'da, ilk teslimatının ise 2017'de yapılması planlanıyor. Boeing'in en büyük rakibi Airbus'un en çok satan modeli tek koridorlu uçak ailesi A320'nin yeni motor opsiyonlu modeli NEO ise 1400 civarında sipariş almış durumda. Pratt & Whitney Pure Power 1100 G ve CFM International LeapX motorlarla %15 oranında yakıt tasarrufu sağlamayı hedefleyen A320 NEO operasyon maliyetlerini de %8 oranında düşürecek. Ekim 2016'da hizmete girmesi planlanan A320neo'yu daha sonra A319 ve A321 modelleri takip edecek. İlerleyen dönemde Boeing'e göre daha erken hizmete girecek olan Airbus A320neo ile 737 Max arasında daha da yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor. Müzik.